Merhabalar sevgili futbol severler hoş geldiniz hoş geldiniz sevgili futbol severler Galatasaray'da şampiyonluk öyküsü Galatasaray'a şampiyonluğu getiren maçlar sarı kırmızılar 2022-23 sezonunun ardından 2023-24 sezonunda şampiyon olarak tamamladı. İşte Sarı Kırmızıların şampiyonluk hikayesi. Galatasaray geçtiğimiz sezonu Haziran ayının başında kapatırken Şampiyonlar Ligi ön elemeleri dolayısıyla yaklaşık 3 hafta sonra yeni sezona girmişti. 25 Temmuz'da Zalgiris ile oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçıyla yeni sezonu açan Sarı Kırmızılar Litvanya ekibinin ardından Olimpija, Lübjana ve Molde engellerini de aşarak kendini Şampiyonlar Ligi gruplarına atmıştı. Galatasaray 30 Temmuz'da ise yeni transferleri için imza töreni yaparak gövde gösterisi yaptı. Sarı Kırmızılar yeni transferleri Zaha, Halil, Sedrik ve Angelino gibi isimlerle mukavele imzaladı. Galatasaray'daki imza töreninde geçen sezon takımda kiralık oynayan ve bonservislere alınan Icardi ve Kaan gibi oyuncular da vardı. Ayrıca geçen sezonun devre arasında transfer edilen ancak deprem nedeniyle imza töreni düzenlenmeyen Zaniola da imza törenine katılmıştı. Galatasaray bu süreçte ligi ise 12 Ağustos'ta Kayseri Spor maçı ile açtı. Okan Buruk'un ekibi Kayseri Spor deplasmanından 0-0 eşitlikle dönmüştü. Galatasaray Kayseri Spor beraberliği sonrası ligde 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 11 haftada 31 puan topladı. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı oyunla da dikkat çeken Galatasaray, Manchester United ile deplasmanda oynadığı maçta aldığı galibiyetle adeta sükse yaptı. Sarı Kırmızılar 8 Kasım'da Bayern'e deplasmanda 2-1 kaybetmesinin ardından lige döndü ve ilk mağlubiyetini almıştı. Galatasaray 11 Kasım'da Mersin'de konuk olduğu Hatay Spor'a 2-1 kaybetti ve ligde sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Okan Buruk'un öğrencileri Hatay Spor maçı sonrasında Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu. Kadıköy'deki derbide beklenen oyun çıkmazken ezeli rakipler sağdan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligde oynanan derbinin ardından gözler 29 Aralık'taki Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'ya çevrilmişti. Arabistan'daki Süper Kupa organizasyonu büyük bir krize neden oldu. İki takım sahaya çıkmadı. Ligin 16. haftasının erteleme maçı olan Sivas Spor ile Deplasman'da bir bir berabere kalan Fenerbahçe'nin gerisine düşen Galatasaray ardından ise galibiyet serisine başladı. Galatasaray Ocak ayındaki ara transfer döneminde ise tarihi bir satışa imza attı. Sarı Kırmızılar Saşa Boa'yı 30 milyon euro bonservisle ve bonuslarla birlikte Bayern'e gönderdi. Galatasaray Galatasaray ayrıca sezon başında transfer edilen Angelino'yu da gönderdi. Cedric Bakan bu da Real Betis'e gitti. Galatasaray kadrosunu ise Serge Orye, Carlos Vinicius, Derek Kön gibi isimlerle güçlendirdi. Sezona Galatasaray'da başlayan ancak daha sonra Genoa'ya giden Berkan Kutlu da takıma geri dönmüştü. Galatasaray arka arkaya aldığı 5 galibiyetin ardından 25. haftada Başakşehir'i mağlup etmişti. Sarı Kırmızılar 25. haftadaki bu galibiyet sonrası zirveyi de ele geçirmişti. Fenerbahçe'nin sahasında Alanya Spor'la berabere kalmasının ardından Galatasaray ligde zirvenin tek sahibiydi. Sarı Kırmızılar Şubat ayında Süper Lig'de zirveyi ele geçirirken aynı ay içerisinde iki kupaya veda etti. Galatasaray'da iki kupaya veda edilmesinin ardından elde sadece lig kalmıştı. Sarı Kırmızılı takım Okan Burk'un sözleriyle The cat sat on the tek maç haftalarına girdi ve ligdeki galibiyet serisine devam etti. Başakşehir'in ardından sırasıyla Ankara Gücü Antalya Spor, Beşiktaş, Rize Spor, Kasımpaşa Hatay Spor engelleri aşıldı. Galatasaray'da bu süreçte Kasımpaşa deplasmanından alınan galibiyet dikkat çekti. Sarı Kırmızılar büyük çekişmeye sahne olan maçı Carlos Vinicius'un son dakikada attığı golle 4-3 kazanmıştı. Galatasaray'da karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Icardi'ydi. Arjantinli önce kendi kalesine attı ardından rakip havalandırdı. 81'de penaltı kaçıran Icardi 83'te bir kez daha gol atmayı başarmıştı. Galatasaray'da 32. haftada Alanya Spor karşılaşması bir kırılma oldu. Okan Buruk Alanya'da 0-0 sona eren ilk yarın ardından Hakim Ziyeç ve Kaan Ayhan'a oyunu almıştı. Sarı Kırmızılarda Serç Orye ve Kerem kenara geldi. Galatasaray karşılaşmayı Barış'ın 2 golü Ziyeç ve Icardi'nin golleriyle 4-0 kazanmayı başardı. Sarı Kırmızılar 33. haftada sahasında Pendik Spor'u 4-1 skorla mağlup etti. Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe ise deplasmanda Sivas ile 2-2 beraber kaldı. Bu sonuçlardan sonra Süper Lig'de puan farkı 4'e yükselmişti. Galatasaray Lig'in 35. haftasında Sivas Sporu 6-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başarmıştı. Okan Buruk'un ekibi bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 16. galibiyetini aldı ve lig tarihinde bunu başaran ilk adam oldu. Galatasaray ayrıca Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu. 96 puan Galatasaray sahasındaki farklı galibiyetin ardından gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Fenerbahçe deplasmanda Konya ile berabere kaldı ve Süper Lig'deki 6 puan farkı arayı açtı. Galatasaray ligin 36. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olmuştu. Sarı Kırmızılar büyük çekişmeye sahne olan maç da son dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle 3-2 kazanmayı bildi. Okan Buruk'un ekibi ligin 37. haftasında Fenerbahçe derbisine ezeli rakibin 6 puan önünde çıktı. Galatasaray Süper Lig'de 37. haftada ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar rakibin yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç sonrası lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e düşmüştü. Ve geldik sona. Galatasaray ligin 38. ve son haftasında Konya Spor'la karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için bir puanın yeteceği Sarı Kırmızılar sağdan istediği sonucu aldı ve şampiyon olarak mutlu sona ulaştı. Galatasaray sezon başında bir başka mutluluğu da kendi sahasında oynadığı maçlarda yaşadı. Dile kolay sarı kırmızılı ekip evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi ve oynadığı 18 maçın tamamını kazandı. Dünyada bile görülmeyen bu başarı Galatasaray'ı bu alanda tüm ligler içerisinde zirvede bıraktı. Rakiplere olağanüstü bir baskı oluşturan Galatasaray taraftarı bu başarıların ardından şimdiden yeni sezon kombinlerini tüketti bile. Sarı Kırmızılar sezonun tamamlamasının yanı sıra sezon içinde birçok rekor kırdı. Sarı Kırmızılar bu sezon Süper Lig tarihinde üst üste en çok maç kazanan, bir sezonda en fazla galibiyet alan, ligde en fazla puan toplayan, evinde 35 maç yenilmeyen serisi yakaladı. Ligde 23 maç ile arka arkaya en fazla yenilmeyen ve iç sahada oynadığı tüm maçları kazanan takım olarak rekorları alt üst etmişti. Geçtiğimiz sezonu yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezon kurduğu üst düzey kadro ile rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın transfer döneminde yaptığı kritik hamleler şampiyonluğun gelmesinde önemli bir pay sahibiydi. Geçen sezon kiralık forma giydiği Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Kaan bu sezon bonservisinin alınmasıyla birlikte takımın önemli isimlerinden de esas pozisyonu stoper olan milli futbolcu gerektiğinde orta sahada gerektiğinde sağ bekte hatta sol bekte forma şansı buldu ve Okan Hoca'nın görev verdiği her maçta takımın zaafı olmayı bırakın güvenilir oyuncularından biri oldu. Kadrodaki yamaları kapatma açısından Kaan şampiyonluğun en büyük paydaşlarından biriydi. Sezon başında Tottenham'dan gelen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez hali hazırda çok iyi bir stoper ikilisi bulunan Galatasaray'ın savunma hattının çok da fazla güç kattı. Süperlik seviyesi için fazla iyi bir stoper olduğunu oynadığı her maçta hissettirdi. Özellikle atletik özellikleriyle Galatasaray'ın savunma hattını önde yerleştirmesine olanak sağlayan ve rakip hücum oyuncularına geçit vermeyen Sanchez şampiyonlukta önemli rol oynadı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Alman sol bek Derik Kön kısa sürede yaptığı önemli katkıyla takımın önemli isimlerin arasında yer aldı. İlk devre Angelino ile o bölgeyi kapatmayı hedefleyen Sarı Kırmızılar İspanyol oyuncudan istediği verimi alamamış. Devre arasında o bölgeye Kön'ü getirmişti. Atletik özellikleriyle birlikte Galatasaray'ın tempolu oyununa hemen adapte olan Kön hücum bindirmeleri ve savunmadaki iyi performansıyla kadroyu tamamlayan isimlerden biri olmuştu. Sarı Kırmızılı taraftarın dayısı Kerem Demirbay sezonun istediği gibi giremese de ligin ikinci yarısından itibaren orta sahada Lucas Torreira'nın partneri kim olacak sorusuna en iyi yanıtı verdi. Yüksek tekniği ve orta sahanın pres yediği alanlarda doğru pası bularak takımı rahatlatan Demirbay kritik maçlarda attığı gollerle de takımına önemli katkılar sağladı. Belki de sezonun en sansasyonel transferlerinden biri olan Zaha kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Bu bir gerçek ancak ancak özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın açmakta zorlandığı kapalı savunmalar karşısında X faktör görevi üstlenen fil dişili bu maçlarda attığı kritik gollerle takımın birçok maçtan 3 puanla ayrılmasını sağlamıştı. Öte yandan Icardi'nin sakatlık yaşadığı dönemde ileri uçta görev yapan Zaha bu kritik süreçte takımına gol ve asistle katkı sağlamayı da bildi. Sezonun büyük bölümünde formasından uzak kalan hakim Ziyeç sezonun en önemli bölümünde sahaya çıktı ve adeta ben bu lige fazlayım diye haykırdı. Son dönemde ilk 11'e yerleşen ve attığı akıl dışı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle takımın sürükleyici gücü haline gelen faslı yıldız sezon genelinde Galatasaray taraftarını yeterince memnun edemese de şampiyonluk haftalarında belirleyici isimlerden biriydi. Galatasaray'ın devre arasında Icardi'yi yedeklemesi için kadrosuna kattığı Carlos Vinicius beklendiği gibi fazla forma şansı bulamadı ancak Brezilyalı şampiyonluğun dönüm noktalarından biri olarak gösterilen 4-3'lük Kasımpaşa galibiyetinin uzatma dakikalarında attığı gol ile takıma galibiyetini getirdi ve şampiyonluğa nicelik olarak küçük ama nitelik olarak büyük bir katkı sağladı. Geldik listenin son ismine Mauro Icardi. Öyle ya filmlerde en büyük yıldızın ismi jenerikte en sonda görünür. O yüzden tıpkı filmlerdeki gibi Icardi'yi anlatırken cümleye Mauro Icardi diye girebiliriz. Arjantinli geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta zaten büyük pay sahiplerinden biriydi. Ancak şampiyonluğun ardından Galatasaray taraftarının ya Icardi'nin bonservisini alamazsak endişesi beklenenden uzun sürdü. Fakat süreç ilerledi ve Icardi kalıcı olarak Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Sezona da geçtiğimiz sezondan bıraktığı gibi üst üste gollerle başladı. Daha sonra yaşadığı sakatlıkların etkisiyle formsuz bir dönem geçiren Icardi şampiyonluk haftaları yaklaştığında benim haftalarım başlıyor dercesine dümene geçti ve yine havadan yerden penaltıdan gelişine sağıyla soluyla kafasıyla kısacası her türlü gol atmayı başardı. Kritik maçlarda takımını galibiyete taşıyan Arjantinli bu sezon asist olarak da takımının fazlasıyla besledi ve çift haneli rakamları gördü. Sağ dışında ikonik bir kimliğe bürünen Icardi çocukların sevgilisi basının gözdesi Galatasaray'ta Taraftarının ise aşkı oldu. Mauro Icardi'yi yeni bir transfer olarak sayabilir miyiz bilmiyorum ama saydığımız senaryoda bu haberin ortaya çıkmasının bir numaralı sebebi o. Peki ya Galatasaray'ın yeni imparatoru Okan Buruk bunu nasıl başardı? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kran krana geçen şampiyonluk yarışında takımını zafere ulaştırmayı başardı. İşte Okan Buruk'un başarı sırları. Kadroda bulunan hemen hemen bütün oyunculara kariyerin en parlak dönemlerinden birini yaşatan Okan Buruk bireysel olarak her oyuncudan beklenen performansı aldı. Okan Buruk'un stratejisi hem Lucas Torreira, Kerem, Grace Mertens gibi yıldızların yeniden gösterişli futbol oynamasına imkan sağladı. Hem de Barış Alper, Derik Kön gibi potansiyeline henüz ulaşmamış oyuncuların daha göstermedikleri seviyede bir oyun ortaya koymalarına yol açtı. Sezon başında şampiyonluk yarışında en büyük rakibi Fenerbahçe'nin puan olarak gerisinde kalan Galatasaray Okan Buruk liderliğinde hiçbir zaman pes etmedi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftalarda hata yapmadı. Takımını her daim kazanma odaklı düşünmeye hazır tutan Okan Buruk Süper Lig'in puan rekorunu kırarak şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunun baş mimarlarından birisi tabii ki yıllardır Galatasaray'da olan Fernando Muslera. Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren deneyimli filebekçisi Muslera aynı zamanda kaptan olduğu takımda bu senede şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olmayı başardı. Aslında 7. kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Uruguaylı kaleci Galatasaray'a bu sezonda önemli katkı sağladığı takımı ayakta tuttu. Çıktığı 37 lig maçında 17 maçı gol yemeden tamamlayan Muslera bu alanda ligin zirvesinde Öte yandan Mustera kendisine ait olan bir sezonda 16 maçta kalesini gole kapatma rekorunu 17'ye çıkardı. 37 yaşına geldi ve bu sezon kalesinde 26 gol görmüştü. İkinci mimar Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da geçen sezon gibi harika bir sezon geçiren ve Süper Lig'in en iyi stoperleri arasına giren Abdülkerim bu sezon şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. 29 yaşındaki milli stoper bu sezonki performansıyla lige tam anlamıyla damga vurdu ve Okan Burkun vazgeçilmez isimler arasındaydı. Ligde 27 maça çıkan Bardakçı takımına 4 gollükte katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza atan Napoli'nin efsanesi Dries Mertens ilerleyen yaşına rağmen Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden de şampiyonluk yarışında önemli rol oynayan Mertens başarılı performansıyla dudak uçuklattı. Belçikalı kendi yaş kategorisinde fark yaratan isimlerden biriydi. Galatasaray'ın 37 yaşındaki 10 numarası çıktığı 36 maçta 9 gol 19 asist yaptı. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri de Lucas Torreira. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Torreira orta sahadaki direnci ve temposuyla şampiyonluğu getiren kritik isimlerinden çalışkanlığıyla takım arkadaşlarına hem savunma hem de hücumda konfor sağlayan Torreira rakiplerine de saha içinde rahat bırakmıyor. Okan Burk'un inşa ettiği sistemin en kilit oyuncularından biri olan Uruguaylı orta sahanın tüm yükünü taşıdı ve bir tutkal gibi tüm takımı birbirine bağlayıp bir arada tuttu. 27 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine ayıran bıraktı. Bu sezon 35 maçta forma giyen Uruguaylı bir gol 3 asistle de katkı sağladı. Bu sezon Galatasaray'da büyük bir çıkış yakalayan ve mevkisindeki önemli oyunculara rağmen formayı kimseye vermeyen Barış Alper Yılmaz şampiyonlukta çok önemli bir rol oynadı. 2021 yazında Ankara Keçiören gücünden gelen Barış bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Okan Burkun sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat ve forvette görev verdiği genç yıldız performansıyla alkış topladı. Ligde 37 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız isim 6 gol 7 asiste imza attı.